Merhaba sevgili dostlar. Hani derler ya, şu ana kadar bütün bildiklerinizi unutun. Hiç bu tavrı genelde sevmem ama biraz şu an size söyleyeceklerim onu yaptıracak kadar etkili, kısa ve net sözler dostlarım. İnanç kavramına değineceğim. Biliyorsunuz, inanç işte sonuçta hepimizi yaratan, bizim olma sebebimiz, sonu ve başı olmayan sonsuz yaratıcı güç, yüce yaratan ve Allah yolunda gitmekle ilgili bir eylem. Ve inanç kavramı gerçekten insanların psikolojisini duruma göre oldukça kuvvetli şekilde yönlendiren bir kavram. İnanç kavramında evet, kendini teslim etme vardır, teslimiyet vardır, güven vardır, kaynağa yöneliş vardır, tamam, bunların hepsi çok güzel. Adanma vardır ve tabii tekrar hatırlatmak isterim, kusursuz teslimiyet vardır. Ancak burada dünya toplumlarındaki aşırı inançlı, hatta yer yer muhafazakar diyebileceğim kişilerle ilgili küçük bir parantezim olacak. Bunu eleştiri olarak da kabul edebilirsiniz. Sonuçta irade ve ifade özgürlüğü, bunlar sadece benim düşüncelerimdir. İnancı kutsallık ile fazlaca örtüştürme söz konusu birçok bireyde, dünya insanında. İnancı kutsallık kılıfı altında ifade etme ve çoğu zaman bu kutsallık kılıfıyla kendini korumaya alma söz konusu diye düşünüyorum. Halbuki kalıplardan, dogmalardan, yaptırımlardan kurtarılmış bir inanç ve kaynağın enerjisi sisteminde ne olmalı? Kutsallık olmak zorunda mı? Neyi kutsal göstermeye çalışıyorsun da kendin onun arkasına saklanıyorsun? Neden kutsallığa ihtiyaç duyuyorsun? Yani hani özellikle muhafazakar çevrelerin, gerek yerli gerek yabancı çevrelerin yüce yaratandan, Allah'tan bahsedildiği anlarda neden hep sesler kısılır? Şşş, şşş, dinliyoruz. Şşş, bize laf düşmez. Böyle bir psikoloji. Yani ben bundan bahsediyorum. Kutsallığa sığınma, kutsallığa da teslim olma. Halbuki bilgelik bilincinde, yani onu yaratan Allah'ın aşkı ile birebir kendini dolduran ve adeta onun dibine kadar gidebilen bir sonsuzluk anlayışında kutsallığa sizce gerek var mı? Zaten olan her şey ondan değil mi? Düşündüğümüz her şey, mucize dediğimiz her şey, kutsal saydığımız, kötü saydığımız, dayanılmaz saydığımız veya tepelere doğru yücelttiğimiz her şey ondan değil mi? Sonsuz olasılıklar ve sonsuz varlık sınırları içinde her şey doğal değil mi? Bugün mucize dersin, yarın başına öyle çok gelmeye başlar ki olan her şeyin normal hali dersin. O zaman kutsallık kılıfı neye yarıyor? Seni neden saklıyor? Nelere karşı gerçek akıl yürütmelerini durdurup da sesini kesmene sebep oluyor ve böylece ruhunu aldatarak sanki huzurlu imiş gibi davranıyorsun? Kutsallık kavramını bir süredir gerçekten bu yönde eleştirmeyi ve bu düşünce biçimimi size sunmayı düşünmüştüm dostlarım. Yani kutsal, ay dokunma. Hani örneğin ezan çalıyor. Ben her ezan çaldığında diyelim ki çok önemli, belki bir hayat kurtarıyorum ve o sırada müzikle terapi vermem gereken bir insanla baş başayım. Belki gık dedi gitti gidecek yani. Ezan okunuyor diye, o kutsal sayılıyor diye çat müziğin sesini orada kıstım mı, belki hastamız gitti. O zaman nerede kaldı bu işin kutsallığı? Ben ezan okunurken bile çok güzel sevgilimi böyle öpebiliyorum. O sırada bir şiir yazabiliyorum veya fonda güzel bir ambiyant müzik varsa onu sesler hani en azından birbirine karışmasın diye hafif iyice kısıyorum yani. Kutsallık neden? İnsanların kutsal baktıkları psikolojik noktaları gerçekten kendileriyle içselleşerek istişare etmeleri gerektiğini düşünüyorum dostlar. Kutsallık her zaman sığınılan,
insanların kendisini bir şeylerden gizlediği, apaçık o çok kuvvetli gerçek ışığından gizledikleri bir maskedir diye düşünüyorum. Bir koruma kalkanıdır diye düşünüyorum. Şimdi yükselmiş üstadları düşünelim, ışık beden sahipleri, evliyaları düşünelim. Onların en doğal hali değil mi? Hayır yolunda, yardım yolunda istediği an dünyada zuhur edip veya buraya gelip, değil mi? Hızır peygamber gelip ona yardım edip elinden tutup sokağa geçirip ortadan kaybolması falan. Onun için doğal değil mi? Acaba bu peygamberler kendi icra ettikleri bu adına mucize denen aslında tüm yaratılışın imkanlarının ta kendisi olan şeylere kutsal diyorlar mı? Yüce yaratan, aşk, sevgi, birlik, sonsuz hakimiyet, her şey hakkında karar mekanizması olan, her şeyin hakimi olan, her şeyin velisi olan ya böyle bir mevcudiyet ki tanımlara bile sığdıramadığımız varoluş diyelim veya varlıklar ötesi durum diyelim, hepimizin yaratıcısı diyelim, kutsal olmaya ihtiyaç duyar mı? Evet, bu yüzden hani bildiklerinizi unutun demek, tövbe haşa benim işim değil de onu mizahi olarak o şekilde dile getirdim konuşmamın başında. Yani bırakalım, bir şeylere kutsal değil dedikçe, bir şeylere kutsal dedikçe diğer onun dışında hayat boyu yaptığımız her şey tukaka olacaktır kardeşim. Halbuki yaptığımız iyilikler, kötülükler, sarhoşluklar, berduşluklar, yardımlar, insanlara el vermeler, hepsi Yüce Yaratan'ın sonsuz imkanları, sonsuz olasılıkları içindeki olağan haller. Böyle kabul edersek, kendimizi yalanlamadan, kendimizi aldatmadan, bütün yaşadıklarımızı sonsuz Yaradan'a adayarak, Allah'a adayarak yaşarsak, kutsal dediğimiz o sıfata ihtiyaç var mı? İşte bunu şiddetle inanarak ifade etmek istedim. Benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz dostlarım. Yani ama bu çok önemli bir şey. Bir şeye kutsal dediğin an sana onu çağrıştıran neyse onun dışında yaptığın her şey tukaka olur. Bundan öteye size bir şey söyleyemeyeceğim. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bazı şeyler kutsal mı? Sizi seviyorum. En yüksek aşkız biz.